Herkese merhaba. Çıkış Yoluna hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi birlikteyiz. Ekrem Dumanlı ile gündemi yorumlayacağız. Ekrem Bey, günü üzücü bir haberle başladık. Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yaralılar var, yaralı olanlar var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Bunu bu acı haberle paylaşarak gelelim dedik. Yılın son programı. Çok enteresan bir yıl oldu. Seçim vardı. Seçimleri yaşadık. İşte Gazze, Filistin olayı. Daha önemlisi deprem. Şubat ayında çok acı bir deprem yaşamıştık. Gerçekten 2023 çok iz bırakan bir yıl oldu. Bu yılın son programında sizden değerlendirme alarak hızlıca başlayalım. 2023 nasıl geçti? 2024'e dair bir umudunuz var mı? 2024'te daha güzel olacağı yönelik bir hissiyatınız var mı? 2023 geçen yıldan farklıydı, önümüzdeki yıldan da farklı olacak. Çünkü 2023 üzerine o kadar çok palavra atıldı, o kadar çok söz söylendi, o kadar çok hayaller köpürtüldü ki Levent Bey. Yani meselenin olumsuz yanına yaklaşmayalım, biraz olumlu şeyler söyleyelim demek istiyor içimden. İçimden bir ses olumlu şeyler konuşalım diyor ama 2023'te Türkiye çağa atlayacak, 2023 100. yılda Türkiye kişi başına düşen milli gelir bilmem şu kadar $1000 olacak. Efendim uzay üslerimiz olacak, aya sert iniş yapacağız. Yok efendim uçaklarımız gökyüzünde pervaz edecek, tanklarımız yeryüzünde bilmem ne olacak. Birkaç gün kaldı yani bu birkaç gün içerisinde uçaklarımız havalanmayacaksa, aya iniş yapamayacaksak, kişi başına düşen milli gelir $20.000 zorlamayacaksa 2023'ün kezzapları kimlerdir, yalancıları kimlerdir, abartıcıları kimlerdir, goygoycuları kimlerdir diye sormaktan kendimi alamıyorum. Sevgili seyircilerimiz de kusura bakmasınlar, hep negatif şeylere odaklanıyormuşuz gibi düşünmesinler. Ama 2023 üzerine dünya kadar palavralar sıkıldı. Lozan'da bahane edildi. Hatırlarsın yani şöyle bir insan zihnini yoklasa kendi arabalarımız var, kendi uçaklarımız, efendim Türkiye çağa atlayacak, dünyaya lider olacak falan filan. Şimdi bütün bu palavraları sıkan insanlara 2023'ün bitmesine böyle bir iki gün kaldı. Ne oldu şimdi diye sorma hakkı yok mu vatandaşın? Aklı başında vatandaşın. Efendim meczup hale getirilmemiş ve hipnotize edilmemiş vatandaşın sorması gerekmiyor mu? Öyle diyorsunuz ama bir seçim yaşandı. Seçimde de halk kararını verdi. Devam dedi. Seçim olayın başka bir yer. Çünkü az önce söyledim ya hipnotize edilmiş kitleler var. Beyni yıkanmış kitleler var. Kocaman devasa bir hani distopyalarda çok sıkça anlatılan ama hadi canım öyle şey olur mu diye geçiştirdiğimiz beyin yıkama mekanizması haline getirilmiş medyalar var, havuz medyaları var. İnsanlar kömüre baktığında altın zannediyor, efendim taşa baktığında mücevher zannediyor. Öyle lanse ediliyor. Efendim şeytanlar melek diye anlatılıyor, melekler şeytan diye anlatıyor. Memlekette mafya cirit atıyor, mafyayı kutsayanı mı ararsın, mafyayı serbest bırakanı mı ararsın, mafyaya ödüller vereni, makamında karşılayanları, kameraları karşısına geçeni mi ararsın? Yani medya desteğiyle aka kara, karaya ak demek, şeytana melek, meleğe şeytan demek tam da budur. Vatandaş da bu kendisine lanse edilen, dayatılan, adeta beyni yıkanırcasına sürekli propaganda edilen şeylerin peşinden, yani tırnak içinde söylüyorum, öyle gördüğüm için söylemiyorum, sürü gibi takılıp gidebilir. Bu ölçü değildir. Somut gerçekler üzerine konuşmak lazım. Ne vaat edildi? Ortaya ne çıktı? 2023 bitmek üzere. Yani keşke gazetecilik Türkiye'de ölmemiş olsa da böyle vekai nüvisler gibi, eskiden vekai nüvisler var biliyorsunuz tarihte, günü gününe not alan insanlar. İşte bugün sabah şu oldu, öğlen bu oldu. Şimdi biraz önce sizin dediğiniz gibi Allah rahmet eylesin, ben de bu vesileyle söyleyeyim. Kaza ile ilgili haberler okudum ama kazaya sebep olan şey nedir? Aşırı hız mıdır? Hatalı sollama mıdır, şoförün uykusu mudur, nedir, ona da bakmak lazım. Onu konuşuruz fakat şunu demesi lazım insanların ve kaynüvisler gibi. Efendim 2023 ile ilgili bir literatür taranabilse, hiç olmasa akademisyenler yapsın arkadaş. Bu 2023 yani Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle o kadar büyük laflar edildi ki yani bunu unutturma, bu lafı edenleri bu lafı yedirtmek lazım. Eğer bu böyle olmazsa şu demek, fareli köyün kavalcısı gibi birileri çıkıyor, kavalı çalıyor. Arkadan da insanlar fareler gibi peşi sıra gidiyorlar. Koyun sürüsü gibi gidiyorlar ve bir türlü toplum uyanamıyor. Bunu uyandırmak için somut gerçeklikten hareket etmek lazım. Bunlardan birisi 2023'tür. 2023 yılında vaat edilen ve abartılı bir şekilde ve yeni değil. Bak 2023 hani 2023'ün kendi gelgitleri içerisinde, meccezirleri içerisinde bir şeyler söylerler de panikle söylenmiş sözler diye düşünürüm. Ta 2002'de iktidara geldikleri günden beri Levent Bey, 100. yıl Türkiye'nin 100. yıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Türkiye yeni bir sayfa açacak. Hedefimiz 2023 falan filan. O günden bugüne söylenmiş yüzlerce demiyorum, binlerce laf var. Ve vatandaş buna inandı. Şimdi sormak lazım. Hadi 2023'ün şu son birkaç gününde bir mucizevi bir şey olmayacaksa ki olmayacağı da belirlenen asgari ücretten belli. Türk ekonomisi şahlanacaktı. Niye şahlanmadı? Türkiye toplumu birbiriyle barışacaktı. Demokrasi ve özgürlük gelecekti. Hak ve adalet olacaktı. Hukuk tıkır tıkır işleyecekti. Vesaire vesaire. Bunları madde ve madde sormak gerekiyor. Yoksa 2023'te sıradan bir yılın sonu, sıradan bir yıl gibi düşünülebilir. 2022'de bunu söylememiz mümkün. 2024'te de söylemeye gerek yok. Ama 2023, gel bakalım arkadaş, bir sürü mangalda kül bırakmayan laflar konuştun. Şu lafların hesabını bir ver. Halk bunu sormasa bile aydınların bunu sorması, namuslu şerefli gazetecilerin bunu sorması, bir literatür taraması yapması, tek tek checkpoint yapar, yani şey yapar gibi. Tek tek check etmesi lazım. Evet kardeşim. Checklistler olur ya. Bu oldu mu olmadı, bu oldu mu olmadı, bu oldu mu olmadı. Peki bu memleketin kezzabı kimdir diye sorması lazım. Adem Yavuz Arslan kendi YouTube kanalında AKP'nin 2023 hedefleri ve gerçekleştirmeyle alakalı bir yayın yapmıştı. İzleyicilerimizi oraya yönlendirebiliriz, havale edebiliriz. Güncele bağlayarak sorayım. Halk ne zaman uyanacak dediniz. Şimdi 12 şehit geldi malum acı haber hafta sonu. Ya herkese nasip olmaz şehadet diyorlar. Yani peygamberlere komşu oldun diyorlar. Yani böyle uyanması da zor. O kadar çok argümanla kandırılıyor ki. Siz ne diyorsunuz? Bak kıymetli bir böyle şehadet de herkese nasip olmaz. Şanslısın sen diyorlar. Yani bundan daha ötesi var mı? Ya ta başına gidip sormak lazım. Neden Suriye'de Türkiye? Vatandaş bunu sormuyorsa, sebep sonuç ilişkilerini anlamıyorsa ve üstelik bir de dini bahane ederek, dini vesile ederek bir gencecik çocukların toprağa gitmesini meşrulaştırıyorsa aslında çok söyleyecek bir şey yok ama en başa gidip şunu sormak. Suriye'de biz ne yapıyoruz? Suriye ile ilgili sıkıntılarımız nelerdir? Bu Suriye Savaşı'nın neden bir parçası haline geldik? O parçası haline gelmeseydik bugün sınır sorunlarımız olur muydu bu seviyede? Askerlerimiz teker teker vefat ederken neden hep seçkin insanların çocukları değil de fakir fukara denilebilecek Anadolu insanların evlatları gidiyor? Dünya kadar soru var. 1000 defa soruldu. Ama ne yapsan akılsız başa fayda vermiyor gibi bir Türkiye'de de bir, Türkçemizde de bir kalıp vardır. Vatandaşın uyanması için önce sorgulaması gerekiyor. Kardeşim buna gerek var mıydı? Gerek varsa, gerek olduğu düşünülüyorsa hakikaten yani efendim biz gideceğiz cuma namazını Şam'da kılacağız. Palavrasını sıkanlar nerede? Şimdi onlar da mangalda kül bırakmadan konuşuyor. Hani cuma namazını Şam'da kılınacaktı? Hani Orta Doğu'ya barış gelecekti, Orta Doğu'ya nizam gelecekti, işte 4 ülkede her biri bir parça olan bir Kürdistan olacaktı da Büyük Kürdistan'ın abisi Türkiye olacaktı gibi Hakan Fidan'ın bir projesi vardı, Ahmet Davutoğlu'nun bir projesi vardı. Yani insan kelimesi, nisyan kelimesiyle aynı köktendir, insan nisyana mahkumdur, unutkandır ama toplum bu kadar unutkan olur mu ya? Ne palavralar sıkıldı kardeşim. Yani gidilip şeylerde, yabancı ülkelerde PKK'yla masaya oturduklarında ya bu niye böyle oldu denildiğinde, PKK'yla, APO'yla yakın temas kurulduğunda, çıkıp meydanlarda beraber şarkılar, türküler söylendiğinde hep bize bir felsefe anlatıldı. Hep bize bir, daha demek ki palavraymış. O da bir 2023 palavrası. Neymiş efendim? 4 ülkede Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin köşelerinde, şuralarında, buralarında bir Kürt devleti kurulacak. Türkiye abili geçsin, bunun önüne geçmek mümkün değil. Büyük Kürdistan'ın abisi ve hamisi Türkiye olsun diye Türkiye'yi nelere angaje ettiler? Hangi kirli işlere karıştılar? Hangi bilgiye dayanarak anlatıyorsunuz? Geçmişte ya küçüleceğiz ya büyüyeceğiz diyerek aslında bizim toprak genişletsek daha iyi olur düşüncesi vardı. Onu mu anlatıyorsunuz? Bu bölüme Kürdistan'ın kurulması nasıl bir devlet politikasıydı? Valla bunu Türkiye'deki bütün gazeteciler, bütün aydınlar bilir. Türkiye'deki hükümetteki önemli insanların Abdullah Öcalan'la yakınlaşması, beraber dostluk kurması, elçiler göndermesi, ondan yazılan mektupları PKK sempatizanlarına okutulmasını falan esprisi Hakan Fidan projesiydi. Hakan Fidan, Ahmet Davutoğlu. Felsefe şuydu, bunu herkes bilir Levent Bey yani. Bunu açıkça kelime kelime benim söylediğim gibi kimse izah etmemiştir ama sizin az önce söylediğiniz gibi Türkiye ya küçülecek ya büyüyecek, o zaman büyüyelim meselesinin özü şuydu. Yani Kürdistan diye bir şey var, sonuçta 4 ülkenin sınırları içerisinde Kürt nüfus var. Bu nüfusun içerisinde öyle ya da böyle büyük güçlerin de desteğiyle, süper güçlerin de desteğiyle, Rusya'nın da desteğiyle, Amerika'nın da desteğiyle kafalar böyle çalışıyordu. Eninde sonunda bir Kürdistan, Büyük Kürdistan kurulacak. Biz Türkiye olarak bunun öncüsü olalım, bunun hamisi olalım, modeli olalım, örneği olalım. Bizim çizdiğimiz sınırlarda olsun bunlar falan filan gibi esprilerle Suriye meselesine Türkiye müdahil olmuştur. Yani böyle durduk yerde olmamıştır. Kafalarındaki biraz mantık buydu. Öcalan'la bundan dolayı irtibata geçilmiştir. Şimdi terör örgütü diye ilan ettikleri neydi o şeyin adı? PYD ve Salih neydi adı? Şimdi hatırla Salih. Onun başkanı MİT'te o Türkiye'ye çağırıp günlerce bu yüzden misafir edilmişti. Yani biz buraya müdahale edelim. Türkiye büyüsün. Türkiye kendi sınırlarını büyütmese bile böyle adeta şey gibi de böyle bir şey tutturmuşlardı Levent Bey. Bu Ahmet Davutoğlu'nun bir teorisiydi. İngiltere kraliyeti var. Crown orada duruyor. Ama İngiltere sömürgelerini serbest bırakmış. İngiltere sömürgelerini, malum durum ortada. Commonwealth denen bir şey var. Bir bağlam var. Nedir o? Eski İngiliz sömürgelerinde herkes kendi özgürlüğünü elde etmiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir ama hala İngiltere'nin gölgesi eski sömürge ülkelerinde devam etmektedir. Kraliyetin tasarrufu, kraliyetin manevi maddi tasarrufu o ülkelerde devam etmektedir. Türkiye'nin de böyle Commonwealth ülkeler sayılabilecek ülkelerde, eski Osmanlı topraklarında, ister Balkanlarda, isterse Orta Doğu'da bu tür ülkeler olmalıdır felsefesi vardı. O yüzden Bulgaristan seçimlerine müdahil olup gidip bir partiyi desteklemeye kalkıştılar. O yüzden Bosna'ya müdahil olmaya çalıştılar, Kosova'ya müdahil olmaya, hala da olmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Orta Doğu ülkelerinde söz kesen abi durumuna gelelim. Niye? Efendim bunlar eski Osmanlı topraklarıydı. Bunların hepsi siyasi gerçeklikten, realiteden uzak, hayalperest, biraz panislamist, biraz panosmanist, öyle diyeyim Osmanlıcı fikirlerdi. Biraz pan-Türkist, bazı Orta Doğu ülkelerinde buna Orta Asya ülkelerinde buna dahil edersen. Hepsinden bir karışımla tamamen hayal ürünü, yani siyaset gerçekliğinde yeri olmayan, köprünün altından dünya kadar su akmış, adam kalkmış bir gün uyanmış, ta 60 sene önceki şeylerin hala devam ettiğini zannederek bir hayal kuruyor ve Türkiye'yi maceraya götürüyor. Türkiye'yi maceraya götürürken kendisinin de halife olacağını, İslam dünyasının manevi de olsa lider olacağını, Türklük dünyasının da öncüsü olacağını falan filan tahayyül ediyor. Türkiye'yi bu hale, biraz da bu macera perest, biraz hani şeylerde vardır, bu İttihat ve Terakkicilerde vardır. Şimdi söyleyince bazıları da bozuluyor ve kutsamaya kalkıyor. Enver Paşa'da vardır, Cemal'de vardır, vardır yani bunlarda. Bu da aslında yani, AKP bir şekilde yeni İttihat ve Terakki olmuştur. İttihat ve Terakki. Ya içerideki bütün muhalifleri bastır, öldür. Dışarıya da böyle bu ucuz hayallerle bir ideal çiz noktasına gelmiştir. O ideallerden birisi az önce bahsettiğim konudur. Evet, o köprünün altından çok sular aktı dediğiniz gibi. Yani hiçbir sonuçlusu olmayan, bu bahsettikleri yerlerde karşılığı olmayan bir projeydi ama biraz daha Davutoğlu ile anılan dönemlerde o günlerden çok geride kaldı. Yani şu an başka bir konjonktürdeyiz. Başka bir düzlem var önümüzde. Haberleri de unutuldu yani Ekrem Bey, bakıyorum. Bir de şöyle bir yaklaşım var. Erdoğan diyor ki 3 günde de 59 terörist gömdük. Yani bu istatistiklerle anlatılabilecek bir şey midir? Yani bu kadar basit midir? Bunun çözümüyle alakalı hiçbir öneri yok. Yani gidip öldürürsen, bombalamasan ne olacak? Yani bu iş bitmiş olmuyor ki. Yani anlaşılan yerel seçimlere doğru bu terör, işte PKK meselesini gündemde tutup, çünkü akılları fikirleri İstanbul'u almak, Ankara'yı almak, öyle bir şeytanlaştırılsın ki DEM, HDP, eski HDP ne CHP selam verebilsin ve İyi Parti seçmeni de ya bunlar kazanacağına işte MHP, AKP kazansın bari de bu PKK sevdalılar, işte sempatikleri kazanmasın gibi bir iklim oluşturmak için sanki bunun için uğraşıyorlar. Ya az önce senin de söylediğin gibi Levent Bey, yani normalde oradan bizim askerimiz, şu kadar askerimiz öldü, oradan da şu kadar adam öldürdük. Ya bu mafya hesabıdır kardeşim, mafya çetelesidir. Çetelerin çetelesidir bu. Yani devlet böyle düşünmez. 15 tane çocuk öldü, şehit oldu diyelim. Sen gittin 1500 tane öldürdün, 15.000 tane öldürdün. Bu bunu karşılamaz kardeşim. O başka bir şeydir, bu başka bir şeydir. Sen bu vatan evlatlarının, bu gencecik fidanların ölmemesini, şehit olmamasını temin edeceksin. Başta senin görevin bu. Ekrem Bey, bir de Türkiye'deki baskı ikliminden dolayı çok fazla dile getirilemeyen de bir şey var. Karşıda ölen de birisinin çocuğu, onun da annesi babası var. Yani bu da söylenemiyor. Neticede kardeş kardeşe savaşı deniyor ya. Neticede karşı tarafta ölen de akrabası var, şusu var, busu var. Her öldürdüğün zaman başka bir etki oluşturuyorsun. Hani bu yüzden barış diyoruz. Hani savaşın kazanı olmaması biraz da bu yüzden. Aslında yine bir literatür taraması yapılabilse, bir metin taraması yapılabilse Levent Bey, şu söylediği sözü AKP'liler vaktiyle 1000 defa söyledi. Kürt sorunun çözümüyle ilgili, çözüm süreciyle ilgili ahkam keserlerken hep dediler ki ya karşı tarafta PKK militanı dediğiniz adamlar da Ahmet amcanın oğlu, Fatma teyzenin kızı, yani bunlar da bizim yanlış yola düşmüş olsalar bile bunlar da bizim vatandaşımızın evlatlarıdır. Dolayısıyla biz bu sorunu çözmek zorundayız. Bu bir kardeş savaşıdır, doğru değildir, bir an önce çözülmesi lazım gibi ifadeleri bugün sen söylediğinde efendim PKK'yı mı destekliyorsun derler ama bu sözlerin 1000 çeşidini, 1000 versiyonunu vaktiyle AKP'li yetkililer çok söylediler. Çözüm sürecine vatandaşı ikna edebilmek için. Aslında doğrudur da, yani sonuçta hani eski yıllarda 1980 darbesinden sonra PKK'lıları öldürürler. Sonra o ölü bedenleri, cesetleri yan yana dizerler, TRT'de yayınlarlardı. Ve bununla da çok büyük bir kahramanlık hikayesi oluşturmaya çalışırlardı. Aklı başında çok az insanın kısık sesle söylediği şey şuydu. Ya tamam anlaşıldı bunu yaptınız ama o çocuğunu orada böyle paramparça gören anneler, babalar, amcalar, teyzeler, dayılar, bir duygudaşlık hisseden, bir beraberlik duygusu hisseden, öyle ya da böyle bir akrabalık bağı hisseden hiç olmazsa insanları rencide ediyor değil misiniz sorusu o zamanlar sorulamıyordu. AKP ilk yıllarında, özgürlükçü şeyler söylediği yıllarda bunların hepsini cesurca söyledi. Ama şimdi sonra geriye döndü. Ta 80'li yılların ortalarına doğru uygulanan şu kadarını öldürdük, bu kadarını imha ettik, bu kadarını etkisiz hale getirdik falan filan gibi laflarla Türkiye'de seçmeni etkilemenin yollarını arıyor. Ya batsın sizin seçimleriniz, yani bu kadar gencecik fidan çocukların, o fakir fukaranın evlatları diye görmezden gelip üzerine, geçen gün bizim TR724'te güzel bir yazı vardı. Kimin de, Ahmet Karabay'ın mı? Diyordu hani bu kadar ayıbı ancak bayrak örtebilir diye. Sonra da bütün bu ayıplarınızı bayrakla örtmeye kalktığınızda belki vatandaşı bugün kandırmış olabilirsiniz ama yarın bir gün tarihçiler, bu işin metin taramalarını yapanlar, kaynak araştırması yapanlar tüh sizin vicdanınıza diyeceklerdir. Öyle umuyorum. Şimdi 31 Mart yerel seçimler 31 Mart'ta olacak. Bu 30 Mart'a doğru giderken tekrar böyle bir çatışma ortamı, şehit, ölü sayısının artması, böyle bir endişiniz var mı? Yoksa bu 12 şehitten sonra tedbir alırlar, önlem alırlar mı? Yoksa daha da gelirler mi? Çünkü Devlet Bahçeli'nin çok ağır sözleri oldu grupta. Onu Meral Akşener'de katıldı. Akşener dedi ki DEM adı sürekli değişti de ki neden değiştiği de malum. Siyasi bir meşruiyeti bizim için yoktur dedi. Yani tabii ki bu tansiyonu artıracaklar. Daha başka şeyler de düşünebilirler. Abdurrahman Dilipak'ın salağa yatıp da söylediği şeyler kim bilir hangi planın parçası. Abdurrahman Yeni Mahalle ile ne kadar irtibatlı, ne kadar kullanılır söylüyor. O da ayrı bir konu yani. TV24'te buna program oldu ama işte paralara el konacaklar, iş tuttuğunuz insanlar sizi satacak, ipiniz çekildi, özelinde dedi ama siz nasıl okudunuz Dilipak'ın söylediklerini? Dilipak bir şeydir, megafondur. Aynı zamanda bir şeydir, karakterdir. Benim gördüğüm, bildiğim, uzaktan seyrettiğim. Gerçi biz bunları böyle konuşuyoruz. Dün birisine rastladım, telefonla konuştum. Burada programda konuşurken ismi geçen bir şahıs o bahsettiğimiz muhabir arkadaşa dava açmış. Yani biz böyle herhalde o işleri güçleri yok, oturup hep seyrediyorlar bizim konuştuklarımızı Levent Bey. Dilipak da bundan çok rahatsız olacaklar ama olsun, ama Yeni Mahalleyle dostluğu eskiden beri bilinen bir şeydir. Allem kullem işleri bilmekte üzerine çok az insan vardı Türkiye'de. Karanlık işlerin çözümlenmesi ve bir şekilde psikolojik şartların oluşturulurken önde görünüp sonra son anda tabanları yağlayıp kaçan bir karakterdir. İstersen bak Mavi Marmara olayı gibi dünya kadar olaylar söylenebilir. Yok, ben neye Türkiye yani, kamuoyunu şey olacak, nasıl, neyi hazırlıyorlar kamuoyunu? Yani ben Dilipak'ın söylediklerini okudum ama siz neyi kastediyorsunuz onu anlamadım. Benim anladığım insanlarda, AK Parti'ye oy veren kitlelerde infiale yol açabilecek bir takım haberlerle, bir takım kuşkularla, bir takım soru işaretleriyle bak memleket elden gidiyor, hepimizin başı belada, hadi davranın arkadaşlar psikolojisi oluşturmak için içeriden PKK vasıtasıyla milli duyguları istismar ederek de dışarıdan bazı argümanlar bularak yeni bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bu Levent Bey. İçerideki insanlara çok kazanımlarınız oldu, çok kazanımlarımız oldu. Bakın sıkı durun, bizi çok da kazanımların içinde çok defo var tabii. Delik deşik olmuş durumdalar. Uyuşturucu işinde olanlar var, insan ticareti işinde olanlar var, silah ticareti işinde olanlar var. Var oğlu var, dünya kadar var. Yani görüyorsun polis bile kendisi doğrudan mafyanın emrine girmiş durumda. Hakimlerin ağlanacak halleri ortada. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın meselesi ortada. Adamın birisi çıkıyor, gördün mü bilmiyorum, herhalde okumuşsundur. O Saral örgütünün içerisindeki adam çıkıyor. Tek tek isim vererek falan yargıçın şöyle rüşvet aldığını, filan savcının böyle, mahkeme başkanı biraz tersleyince senin de aldığın rüşvetleri söylerim ha diyor. Yani memleketin, kokuşmanın geldiği yer burası. Dolayısıyla bu kadar defolu insanı korkutmak daha kolay. Yani insanlara diyor ki kardeşim şartlar değişirse hepimizin canını okuyacaklar. Dolayısıyla davranın. Evinizi kaybetmeyin, barkınızı kaybetmeyin, ünvanınızı kaybetmeyin, yolsuzlukta elde ettiğiniz yollarınızı kaybetmeyin. Burada yine tipik bir AK Parti propagandası yapılıyor. Bir tarafta İsrail-Filistin meselesini değişik şekilde istismar edecekler. Sabahtan akşama adeta Filistin'in kurtarıcısı rollerinde bir takım söylemlerde bulunacaklar ama eylemleri gizlice yine mal satmaya dayalı olacak. Birilerinin Türkiye'de zengin olmasını sağlayacak. Arap-İsrail sorunu, yani Filistin meselesini köküne kadar sömüreceklerini düşünüyorum. Bu arada PKK meselesini köküne kadar sömüreceklerini düşünüyorum. Ama aynı zamanda seçmenin nasıl olsa kazanıyoruz. Şimdi seçmende de böyle bir atmosfer olabiliyor. Nasıl olsa her girdiğimiz seçim en kaybetmemiz gereken, yani o depremden sonra girilen seçimi bile kazandık. Ya bir şey olmaz, sandığa gitmeye de gerek yok. Gafleti tırnak içinde söylüyorum. Düşmemesi için eyvah altınızdaki halılar çekiliyor. Altınızdaki koltuklar çekiliyor. Sizin için idam sehpaları diziliyor gibi hiç aslı faslı da olmayan ama aslı faslı olduğunu teyit edebilecek bir iki sabotajla, bir iki böyle provokasyonla insanları korkutacaklarını ve sandığa yöneltecekleri kanaatindeyim. Bakalım 2024'te ne yaşayacağız? Şimdi yargı hakimler demişken Can Atalay mevzuna geçelim. Yargı darbesi de Özgür Özel. Güzel de bir kelime kullanmış. Diyor ki Türkiye'de kimin hapse gireceğini dünya lideri Erdoğan'ı kastediyor. O karar veriyor. Kimin çıkacağını da diğer dünya liderleri karar veriyor diyerek aslında durumumuzu özetlemiş. Can Atalay ikinci kez tahliye edilmedi. Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Genel mahkeme yine Yargıtay'a attı topu. Halbuki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymak zorunda. Bu bir yargı darbesi olarak konuşuluyor. Ne diyorsunuz, bu şehitler haberini tekrar unutturmak için mi, yargı darbesi, günaydın mı demek lazım bazılarına? Yani o kadar Türkiye'de şeyler oldu. Sanki Can Atalay'la beraber ülkede hukuksuzluk başlamış gibi böyle saftirikler de var. Evet, yani gayet doğru söylüyorsun, haklı söylüyorsun. Yani Türkiye'de bir şekilde kendisine temas edildiğinde ateşin yandığını anlıyor insanlar. Hani vardır ya, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin diye. Hani insan ateşin yandığını kitapta da okur, görür. Ona ilmel yakin denir. Ateşe dokunduğu zaman bir hisseder ve gözüyle görür. Aynel yakindir. Ayn göz demek zaten. Bir de eline dokunduğunda yandığı zaman hakkal yakin olur. Şimdi Türkiye'de siyasetçi yani hukukun işlemediğini biliyor. Güzel bir yere yerleştiririz. Yani çok fazla sohbet yapamıyorduk. Ama yani hakikaten böyle görüyorum. Şimdi Türkiye'de hukukun yerle bir edildiğini, maalesef şimdi bir acı tebessümle söylüyorum ama içimiz kan ağlayarak söylüyorum. Ya Türkiye'de adalet mi kaldı Allah aşkına? Ta yıllar önce hatırlarsan bir bürokrat o tapelerde bir şey söylüyordu. Adımız Adalet ve Kalkınma Bakanlığı, adaleti çoktan gitti de bak kalkınması da bilmem ne diye küfrediyordu. Hatırlarsın. Böyle neydi o, İstanbul'da bir şey vardı, böyle inşaat işleriyle ilgili bir kurum, bir birim vardı. Onun başındaki kişi söyledi. Kendisi de şahsen tanırım. O söylüyordu. Şimdi hakikaten herkesin bildiği bir şey var. Adalet diye bir şey kalmadı. Ama herkes kitap üzerinden, öyle uzaktan. Gözleriyle görenler var. Ya gözümle şahidim kardeşim, rüşveti yiyen şeyleri bile, işte o mafyanın savunmasında var. Diyor ki kardeşim, İçişleri Bakanı şuralara baskın yapıldığını, şu kadar silah bulunduğunu çıkıyor basın toplantısında övüne övüne anlatıyor. O da, onun da derdi karşı mafya. Karşı mafyanın diyor silahları var. Adamı bir günde mahkeme heyetini değiştirerek, tam adli tatilden bir gün önce mahkeme heyetini değiştiriyorsunuz. Bu kadar silah yakaladığınız bir evde lideri serbest bırakıyorsunuz. Peki diyor, ne olması lazımdı yani, adamın evinde tank mı bulunması lazımdı diyor. Şimdi eğri doğruya doğru. Yani herkesin gördüğü bir şey var ya, burada adalet diye bir şey yok. Şimdi bir milletvekili seçilmiş bir insan var. O zaman sen eğer bu adamın seçilmesini istemiyorsan Yüksek Seçim Kurulu niye karar veriyor? Yani baştan senin seçilmende bir mahsur yoktur demeden bir insan milletvekili adayı olarak seçime girebilir mi Levent Bey? Ama mahkeme diyor ki öyle yaparsak Ekrem Dumanlı bile milletvekili olur diyor. O da çok komik yani. Tam bir trajikomik bir olay. Lan senin milletvekilliğinde, senin parlamentoda senin olsun, sana kalsın. Sarıl boynuna, sabahlara kadar onunla beraber yaşa. Dingil yani, bunu kim düşürüyor? Yani kusura bakmayın, biraz argo söyleyeceğim. Çünkü yapılan iş çok argo bir iş. Ekrem Dumanlı bile milletvekili olmak isteseydi bin defa olurdu. Sen ortada yokken bunlar müsait ortamlar vardı. Dönüp yüzüne bile bakmamış insanlara. Niye atıfta bulunuyorsun? Yargı böyle atıfta bulunur mu? Geri zekalı diyesi geliyor insan. Yargıtay'ın o gerekçeli kararını okurken mesela isminizin geçtiği zaman ne hissediyorsunuz? Ya benle alaka diyor musunuz? İyice bunlar kafayı mı yediler diyorsunuz? Ne diyorsun, merak ediyorum. Valla şuur altlarında nasılsa bazı insanlara karşı bir şey oluşmuş onlarda. Yani her halükarda onların isimlerini zikrederek bir korkumu salmak istiyorlar. Kendi korkularını mı yenmek istiyorlar? Bence bir profesyonel psikiyatr bunları alıp dinlemesi lazım. Yani hiç alakası olmayan insanlarda bile, hiç alakası olmayan konularda, sadece bu değil, dünya kadar meselede bazı insanların isimleri zikrediliyor. Onlardan birisi de benim. Acaba bunların psikolojik olarak şuur altlarında nasıl bir şey vardır? Bir gün gelirler hesap sorarlar diye mi korkuyorlar? Ya bu böyle insanlar vardı, kaçırdık. Yerine de kendi adamlarımızı bulamadık, koyamadık. Bilmiyorum. Bunun bir psikolojik tedaviyi bilen, rehabilitasyonu bilen profesyonel insanlar tarafından bunların masaya oturtulup bir sandalyeye oturtulup, hani filmlerde de falan görüyoruz. Ta şeye gidip şuur hatlarına kadar ulaşıp siz ne halt çeviriyorsunuz? Niye bu adamların hiç alakası olmayan insanları her yere ama her dosyaya bir şekilde yerleştiriyorsunuz diye sormak lazım. Evet. O rejimin sorgulanması olur. Rejimin şuur altının, diktatörlüğün şuur altının nerelerden geldiğini anlamamızı kolaylaştıracak bir şeydir. Şimdi şöyle, Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmıyor. Artık bunun ötesi yok. Yani bunun daha ötesi olur mu? Anayasa askıya alınmış. Anayasa Mahkemesi işlevsiz hale gelmiş. O zaman Anayasa Mahkemesi diyor, bireysel başvurunun ne anlamı var? Yani vatandaş kendisine sağlanan bir hakla Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Anayasa Mahkemesi karar verecek ve yerel mahkeme takmıyorum diyecek. O zaman ne anlamı var? Şimdi böyle bir durumda mecliste olmanın ne anlamı var? Anayasa uygulanmıyor. Her şey bir adamın iki dudağı arasında. O zaman mecliste niye figüranlık yapıyorsun? Dün tip oturma eylemi gerçekleştirmeye başladı. Özgür Özel tweet atıyor. Destekliyorum. Ya o tweet'i ben de atarım. Yani al ekibini, al elemanlarını, partilerini. Git o Çağlayan'da şöyle 10 binler, 100 binler oldu. Öyle değil mi? Hani insanın aklına gelen şeyler bunlar. Bunu da yapmıyorlar. Mecliste konuşmayı seviyorlar. Makamları seviyorlar. İşte özel arabalar, parti merkezi, lüks zaten. Yani çok da fazla umutlu bir durum yok muhalefetten yana. Çık kardeşim yani şu meclisten. Boz ezberini, meşruiyetini sorgulat. Haksız mıyım? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Türkiye'nin bir muhalefet sorunu var. Yani kardeşim, dünya kadar milletvekili girdi. Hapishaneden çıkarıldı. Aynen hiçbir fark görmüyorum yani. Bir Yüksek Seçim Kurulu milletvekili aday olmasına bir mahsur yok demiş. İnsanlar geldiler, girdiler. Doğruydu, yanlıştı. Ama hukukta bir içtihat var. Yani sonuçta bu takip edilen bir yol, yapılan bir yol. Daha önce defalarca Milliyetçi Hareket Partisi içinde uygulandı, CHP içinde uygulandı. CHP'de yok muydu eski savcı? Eski savcı neydi? Geldi, uzun süre milletvekilliği yaptı ama daha önce Ergunok'un davasında sanıktı, hapse atılmıştı. Erzurum'daki yani, diyorsunuz. Dünya kadar insana uygulanan bir şeyi bir başka insana niye uygulamıyorsun? Ya bunun bir mantığı, bir açıklaması olsa da biz de desek ha doğru ya, hakikaten gerçekten. Bak şöyle bir şey var. Bir içtihat haline gelmiş konuyu sen diyorsun ben uygulamıyorum. Sebep? Uygulamıyorum. Hatta daha öteye gidiyorsun. Avrupa Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorsun. Ya çoluğa çocuğa sen yargıyı emanet edersen, yani o hukuki süreçlerde ta en ücra bölgelerden başlayan savcılık, hakimlik görevleriyle mesleğinde 10 yılını, 15 yılını, 20 yılını doldurmamış insanları önemli mahkemelere atarsan, hatta Yargıtay'a atarsan, hatta çok üst yargının içerisinde bunların rolü, militan rolü, her şeyi idare eder, sevk eder hale gelirse geleceği yer buradır. Bunların hiçbirisi hukukçu değil Levent Bey. Bunlar çoluk çocuk. Bunlara sen gazetede yorum sayfası editörlüğü yaptın. Bunların yazdığı şeyleri, gerekçeli kararları bir makale haline getirse gazetede basar mıydın Allah aşkına yani? Gazetede basmadıktan şu an Anayasa Mahkemesi üyesinin de yazar yapmışızdır yani, yazılarını yayınlamışızdır. O zamanlarda demokrasi diyorlardı, adalet diyorlardı, jüristokrasiye karşıydılar falan filan. Şimdi şunu diyeceğim Ekrem Bey, Anayasa Mahkemesi, beğenmedik Anayasa Mahkemesi de yani o kadar kritik konularda lehlerine karar vermiş ki ben bu meseleyi sadece gündemde tutmak, bunlara işte üzerinden görüyor musunuz bunlar aynı safta demek olduğunu düşünüyorum. Yoksa Can Atalay kim? Hani Erdoğan için söyleyeyim. Girse ne olur meclise, girmese ne olur? Hani değil mi, böyle kritik böyle bir isim de değil. Kamuoyunun belki bu vesilelerle adını duyduğu bir isim. Hani bir Demirtaş değil. Demirtaş'ın serbest kalıp kalmaması gibi bir durum da değil. Ki bu arada Demirtaş da savunma yapıyor 3 gündür. Takip edebiliriz mi? Çok güzel tespitleri var. Erdoğan 7 Haziran seçimlerinde seçimlere girmeyin. Parti olarak bağımsız girin diye konuştuğu. Bu Apo'nun, Öcalan'ın mektuplarıyla alakalı çok memnun olduğu bir sürü şeyi de anlatıyor, gizli pazarlıktır. Yani şimdi HDP'le, DEM'le yan yana duranlara tükaka yapanların nasıl ortak strateji geliştirdiklerini Demirtaş mahkemede anlatıyor. Ya zaten bilinen bir şey Levent Bey. Yani bu Sırrı Süreyya Bey'le Selahattin Bey'in bir vapura bindirilerek Abdullah Öcalan'ın ziyarete götürülmesi, bunun organizesinin MİT tarafından yapılması, devlet tarafından yapılması, devlet adıyla gidip bu konuda talepte bulunulmasını bilmeyen adama gazeteci demem ben Türkiye'de. Aydın demem. Ekrem Bey, unutmayın söyleyeceğiniz. Herkes biliyordu şey bunu kardeşim yani. Adama izin vererek Öcalan'ın yanına götürüyorlar. Fotoğrafı çıkıyordu onları görüşmede. Sonra Öcalan'a fotoğrafını basıp adamı şeytanlaştırıyorlar. Adam bir mesajı götürmek için Kandil'e gidiyorlar. Türk askerleri eskortluk yapıyor belli bir yere kadar. Daha sonra adamın Kandil'de fotoğrafları diye gazetelerine basıyorlar. Yani insanın çıldırası geliyor. Ya bu konuda Efkan Ala'nın konuşması lazım. Bu konuda Selahattin Demirtaş'la oturup da bu işi planlayan bir kadro vardı AK Parti'nin içinde. Yalçın Akdoğan. Bunların konuşması lazım. Şimdi hükümet sözcüsü Ömer Bey. Bu işin en detayını bilen adamlardan birisi. Bak bu üç isim, Selahattin Demirtaş suçluysa Yalçın Akdoğan da suçlu. Efendim Efkan Ala da suçlu. Neydi Ömer Bey? Şimdi soyadına bir ara şairlik, mairlik, yazarlık, aşk üzerine makaleler yazardı. Şimdi sallayıp siyasetin çarkları arasında gitti. Ömer Çelik mi? Kim diyorsunuz? Ömer Çelik. Bu üç adam Abdullah Öcalan'la yapılacak görüşmede HDP, o günkü HDP heyetiyle görüşüp detayları konuşan, mektupları hazırlayan, hatta mütabakat metni hazırlayıp da altına imza atan, eğer bu suçsa Selahattin Demirtaş'ı suça teşvik eden, Sırrı Süreyya'yı suça teşvik eden, bu arada geçmiş olsun dileklerimizi de söyleyelim burada, Sırrı Süreyya'yı sadece siyasetçi gibi görmemek lazım. Aynı zamanda bir sinema ve senaryo, kültür, sanat adamı olarak da gördüğüm için bir hastaneye kaldırılmış, sonra yapılmış, bırakılmış. Yani bu insanlar suçlusa onlar da suçlu. Bu insanlar hapse giriyorsa bu işi teşvik edenler niye hapse girmiyor? Tabii ki en başta suçlu da Hakan Fidan'la Recep Tayyip Erdoğan. Yani onların emri olmadan İmralı'ya gidilmesi, İmralı için bu insanlarla görüşme yapılması, meydanlarda büyük mitinglerin yapılması, çözüm süreci diye bir jargonun geliştirilmesi, o fotoğrafların çekilmesi mümkün mü? Şimdi sen önce o ortamı hazırlayacaksın. İnsanları bir araya getireceksin. Fotoğraflarını çekeceksin. Sonra suç delili olarak mahkemeye göndereceksin. Basın dediğin şey, yani o havuz medyasında da bunu tepe tepe kullanacaksın. Ve halk da bunu yutacak. Yani halktan bir şey gözükmüyor Levent Bey. Bu kadar beyni uyuşturulmuş, herkesi söylemiyorum ama büyük bir kitlenin uyuşturulmuş beyniyle bunları sorgulaması mümkün mü? Hele hele alternatif bir medya yoksa, ya bir dakika bu fotoğraf orada çekilmedi, burada çekildi. Çekilirken de bizimkiler çekti diyecek bir ehli vicdan yoksa, bir ehli insaf yoksa memleket Kürt sorunu nasıl çözecek? Evet, malum işte yerel seçim, aklı fikri İstanbul'da. Yerel seçimle alakalı olabildiğince kaşıyacak, gelecek, kutuplaşma olsun. İşte DEM kendi adayını çıkartacak, çıkarsın. İşte DEM'e oy verecek, Kürt Siyasi Hareketi'nin seçmeni kendi partisine oy versin de Ekrem İmamoğlu'na vermesin. İyi Parti bunlara kısın, vay teröristlerle aynı safta mıyız gidip Cumhur İttifakı'nın adayına oy versin. Hani plan o kadar aşikar ki maalesef her seferinde de bu planı uyguluyor ve başarılı oluyor. Dediğiniz gibi propaganda, medya gücüyle. Birazcık futbolla bitirelim son bölümlerde. Ankara Gücü Başkanı tahliye oldu. Hani bu kadar tutuklu mu kalmalı vesaire o kısımdan ziyade çıktıktan sonra Ankara Gücü taraftarları böyle kahraman gibi karşıladı. Havai fişekler, eline sağlık diyenler, onurumuzdur pankartları. Enteresan, bu ülkede hiçbir şekilde rezil olmuyorsun. Yani dünyayı, takımını rezil etmişsin, ülkeyi rezil etmişsin ama böyle destekçilerin var. Diğer yandan bu Seçil Erzan Denizbank Müdürü Fatih Terim fonu olarak bilinen olaylara karışan Fatih Terim de Yunanistan'a gitti. Panathinaikos'la anlaştı. Herhalde buralarda birazcık bulunmamak düşüncesi mi var? Futbolda bitti. Bu iki olayı ne diyorsunuz? Yani ben biraz kıyısından köşesinin Mehmet Ağar operasyonu gibi görüyorum Levent Bey. Panathinaikos meselesini mi? Hangi meseleyi? Evet. Fatih Terim Yunanistan'da bir takıma hoca anlaştıracak kadar bir network. Benim anladığım şey şu. Fatih Terim'e dediler ki arkadaş sen burada olma, ne olur ne olmaz. Savcının biri çıkar seni ifadeye çağırır. Hakimin biri de çıkar, ne olur ne olmaz. Belli olmaz. Bu işlerin sağı solu belli olmaz. Dengeler değişebilir. Hatta patron bunu da tutuklayın diyebilir. Kamuoyunda Fatih Terim niye dokunulmaz, Fatih Terim niye dosyadan adı çıkarıldı diye bir dalga dalga büyüyen bir soru işareti vardı Levent Bey. Özellikle de Fenerbahçe taraftarlarının da işe müdahil olarak imparatora, tırnak içinde söylüyorum, imparatora karşı ya niye sen bu Fatih Terim fonu diye geçen bir dosyada Fatih Terim sanık değil diye böyle insanların düz bir mantıkla da bakıldığında herkesin aklına hakikaten niye sanık değil diyeceği bir söylem gelişiyordu. Ben şuna dikkat ederim. Önce bir haber çıktı. Fatih Terim Kosova milli takımını yönetecek diye. Kosova'ydı değil mi, yanılmıyorsun? Gördün mü sen o haberi? Yok, duymadım. Balkanlarda bir ülkenin milli takımına teknik direktör olacak diye bir haber gördüm. Birçok internet sitesinde gördüm. Ha dedim, anladım ki büyük ihtimal Fatih Hoca'ya yurt dışında bir yer aranıyor. O Azerbaycan'da olabilir, Bosna'da olabilir, Kosova'da olabilir, yani bir yer bulunabilir. Anladığım kadarıyla anlaşma sağlanamadı, bulunamadı. O arada nasıl bir irtibat halinde vardır, nasıl bir ihtiyaç ve arz talep meselesi vardır bilmiyorum ama asıl amaçlananın bir an önce yurt dışına çıkarılması olduğunu ben gördüğümde haberi. Yani isterseniz internetten açsanız baksanız bulursunuz. Kosova milli takımının teknik direktörlüğüne gidiyor diye haberler gördüm. Şimdi o olmadı. Madem o olmadı, bir Yunanistan'ın önemli takımlarından birisinin başına gelsin. Benim anladığım bir arayış içine girdiler. Yurt dışında bir takım arayışı. Mümkünse milli takım, değilse lig takımlarından bir tanesi de herhalde ihtiyaç vardı ki tam tencere kapak meselesi oraya monte edilebildi. Ama buradaki esas mesele... Aslında şu tartışılıyor. Panathinaikos iyi gidiyor. Geçen sene ligi 40 pay ikinci bitirdi. Yunanistan'da playoff oynanıyor. Bu sene de çok iyi gidiyorlar. Hani durumları da o kadar kötü değil. Taraftarlar da hiç bilmiyorlar. Yani kulüp başkanı hiçbir açıklamını yapmamış. Hemen bir gün Türkiye'ye ziyarete gelmiş Fatih Terim'le. O gün hemen anlaşmışlar. Ertesi günlerde de hemen Fatih Terim imza töreni, takımın başına geçti. Antrenmanı çıktı. Yunanistan'daki taraftarlar da ne olduğunu anlamamış. Normal, anlaşılacak bir şey değil. Benim gördüğüm bir proje. Aman bunu dışarı çıkaralım. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmazın manasını da açık söyleyeyim. Yani bu işleri Erdoğan her zaman doğrudan müdahil. Aziz Yıldırım tutuklanacaksa Erdoğan karar veriyor. Aziz Yıldırım serbest bırakılacaksa Erdoğan karar veriyor. Kulüp başkanının kim olacağına Erdoğan karar veriyor. Yani bunun eski tapelerde çok açık ifadeleri var. Oğlunu arıyor filan destekleyin, falan destekleyin, onu şunu yapın, bunu yapın. Tabii şimdi bazı uyanıklar kulakları üzerine yatıyorlar. Sanki Erdoğan bir zorlamayla kendi evladını arayıp da Fenerbahçe'yi dizayn ettiğini unutmuşlar. Saldırdıkları bir yer var. Kendilerinin savunma hakları ve imkanları olmayan insanlar. Yalan yanlış bilgilerle, saçma sapan düşüncelerle tutturmuşlar bir cemaat manyaklığı. Devam ettirip götüren bazı yöneticiler var. Şimdi halbuki orada o duruma müdahil olan belli. Aziz Yıldırım'ın serbest bırakılması ve yeniden, hatta daha açık söyleyeyim, yurt dışındayken sana garanti veriyoruz, gel seni tutuklatmayacağız denmesinin sebebi Aziz Yıldırım'a biçilen rolün ve Fenerbahçe'ye biçilen rolün Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmesi, Erdoğan tarafından kabul edilmesiydi. Şimdi burada ben Fatih Terim'i kurtardıklarını düşünüyorum. Eğer Erdoğan genel Türkiye kamuoyunun Fatih Terim niye tutuklanmıyor kardeşim? Bir gitti kebapçıyı basmıştı vaktiyle, hatırlarsan. Yumruk yumruğa kavgalar olmuştu. Bunun böyle Külhan Bey tavrı, arkasında da Mehmet Ağar sürüyeti duruyor. Buna niye kimse dokunamıyor diyor. Alttan yükselen bir dalga vardı. Bu dalgayı kırmak gerekiyordu. Çünkü dalga çok büyüdüğü zaman saraydan bir telefonla bunu da tutuklayın 3 gün 5 gün. Yargının ne kadar güçlü olduğu, hukukun ne kadar güzel işlediği anlaşılsın talimatı verilmiş olabilir, verilebilir endişesiyle bir an önce Türkiye dışında bir iş bulalım. Herhalde ilk çaldıkları kapı, ben anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla söylüyorum, Balkanlarda bir milli takım hocalığı, fakat orada bir teknik arıza çıktı herhalde. Tencere kapak birbirini bulamadı. Sonra nasıl ilişkilerdir? o bahsi geçen Yunan kulübünün başkanının da böyle allem kullem işleri olduğunu bir kenarda kaydetmek lazım. Bazı kara para aklama meselesinden dolayı başının belada olduğunu bir kenarda kaydetmek lazım. Böyle haberler okudum. Doğruysa bu haberler. Çok sayıda böyle haberler var. Bilemiyorum. Ama önemli olan şey şu. Fatih Terim'le ilgili saraydan bir telefon gelir, gözaltına alınma süreci yaşanabilir endişesiyle Fatih Terim'i sevenler ve arkasında sadece spor müsabakalarında değil, birçok konuda destek veren insan ve insanlar böyle bir strateji uyguladılar. Bu strateji doğrultusunda şimdi bir önemli takımda teknik direktörlük yapacak veya başladı. Başarılar diliyoruz. Ne diyelim, Türkiye'de işler böyle. Çarklar böyle işliyor. Evet Bey. Başarılar diliyoruz yani. Ne diyelim. Yunanistan'da futbolu bizim gibi çok sıcak ateşli yaşayan bir ülke. Şimdi bir teknik direktörü getiriyorsun. Bu teknik direktörün kendi ülkesinde davaları var. Anıldığı iddialar var. Ya bu adamın bir kere kafası rahat değil. Hani böyle bir insana takımınızın başına getirmezseniz dersiniz ya şu an doğru zaman değil dersiniz. Buna rağmen getirmişlerse dediğiniz gibi çok kuşkulu durumlar var. Azerbaycan milli takım da boştu. Oraya da gidebilirdi. Galiba orası için Şenol Güneş'le görüşmüşlerdi. Biraz önce söylerken yurt dışından gelecek tutuklanmama garantisi, orada seslerimiz gitmedi. O konuyu açıklarsanız, kimdi o, kime garanti verildi, bunu da bitirelim. Aziz Yıldırım aslında onu gayet iyi biliyor. Yani sonuçta Türkiye'de Aziz değil mi operasyon olduğunu? Ben Türkiye'de olduğunu biliyorum. Aziz Yıldırım bir alındı, serbest bırakıldı, sonra dışarı çıktı, sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Yani o süre içerisinde ben olayı çok iyi bilen insanlardan duydum. Defalarca haber getirildi, götürüldü. Eğer bir garanti alıp bir uzlaşma sağlanmasaydı tekrar dönmeyecekti diye biliyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, bu haftalık bu kadar. Bugün biraz uzun tuttuk çünkü Ekrem Bey, sizlerin sevenleriniz ya bu programı da servis atışa çevirdin çok kısa sürüyor gibi sistemleri vardı. Yılın son programı olduğu için de biraz uzun tuttuk ama YouTube programlarının belli bir süresi de olması lazım. Onu evet. da aşikar. Herkese çıkışı ondan çok güzel bir yıl diliyoruz. İnşallah 2024 daha güzel bir yıl olur diyelim, bu temennilerle bitirelim. Ekrem Bey, son sözünüzü alalım, programla alakalı veda ediyoruz. Evet, inşallah 2024 mazlumların, masumların, acı çekenlerin, ızdırap çekenlerin, haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmış insanların hareç mahreç derler eskiler, hareç mahreçle karşılaşacağı, İnşallah kurtuluşa ereceği, felaha ereceği, rahatlayacağı ve inşallah insanların daha bir bütünleştiği, birbirini sevdiği, toplumun değişik kesimlerinin duygudaşlık oluşturduğu. Bu çok önemli. Yani herkesin kendine ait bir aidiyeti, bir kimliği olabilir. Ama farklı kimliklerin bir duygudaşlık etrafında, o duygudaşlık insan sevgisidir. O insan sevgisi etrafında yeniden bir pozitif yol haritası belirleyeceği bir yıl olsun. Cenab-ı Hak'tan bunu dilerim. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.